Bir önceki bölümümüzde Akmarkez Pupa Mağazası'ndan Gökhan Bey bizlere iPhone 6'nın tüm detaylarını anlatmıştı. Bu bölümümüzde ise İstinye Park Pupa Mağazası'ndan mağaza müdürümüz Üzeyir Bey bizlere iPhone 6 Plus ile ilgili tüm detayları aktaracak. Hoş geldiniz Üzeyir Bey. Hoş bulduk, sağ olun. iPhone 6 Plus ile ilgili belki de anlatmak istediğiniz birçok detay var ama isterseniz ilk önce ekranından anlatmaya başlayalım. iPhone 6 Plus 5.5 Retina HD dediğimiz bir ekran teknolojisiyle piyasaya çıktı ve 7.1 milim kalınlığında alüminyum kasayla güzel ve şık bir tasarımla şu an piyasada satışta. Sanırım artık kırılma riski çok daha düşük bir kaliteye geldi. Birçok söylentiler var ama biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Peki o zaman ikinci olarak geçen hafta da Gökhan Bey'e sormuştum. Bataryasını soracağım size. Ne gibi değişiklikler oldu? Aslında bataryası birçok kullanıcıyı mutlu edecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık olarak 16 gün bekleme süresi, 24 saat konuşma süresi, 14 saat internet ve 12 saat video gösterim süresi ve 80 saat müzik dinleme özelliğiyle beraber artık birçok insanın ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Kolay kolay bitiremeyeceğiz yani. Evet, evet. Çok güzel. Peki kameraya gelirsek ne gibi değişiklikler oldu? Kamerada birçok değişiklik oldu aslına bakarsanız. Apple'ın ilk olarak iPhone 6 Plus'ta kullanmış olduğu optik görüntü sabitleme sistemi sadece iPhone 6 Plus'a özel. Bu ne özellik taşıyor? Hareket halindeki birçok nesneleri hızlı bir şekilde odaklayıp ve rahat bir fotoğraf çekme özelliğini sağlıyor. Artı olarak HD, Full HD, 1920'ye 1080 Full HD video çekim imkanı sağlıyor. En güzeli de 5.5 inçlik bir ekranda, Retina HD bir ekranda bu güzel çekimleri iyi bir şekilde izleyebiliyor olmak. Artı olarak iOS 8 işletim sisteminin tüm nimetlerini de aynı şekilde Full HD Retina ekranda kullanıyor olmak büyük bir güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Geçen hafta da yine iPhone 6 ile ilgili konuşmuştuk bunu. iPhone 6 Plus'ın işletim sistemiyle ilgili ne değişiklikler oldu? Artık hızımız nasıl etkilendi? Daha aslında geliştirilmiş bir işlemci kullanıldı. Hı. Geliştirilmiş 64 bit işlemciye sahip A8 chip kullanıldı. Artı olarak ek olarak M8 yardımcı işlemci kullanıldı. Ve bir önceki nesle göre yaklaşık %50 daha performanslı ve daha hızlı bir cihaz ortaya çıkmış oldu. Benim atladığım sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Son olarak şunu ekleyebiliriz. Apple iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'larında bir değişiklik yaptı. Nedir? Bu hafıza değişikliği. 16, 64 ve 128 GB'lık yani 32 artık üretilmiyor. 16, 64 ve 128 GB'lık modellerle daha iyi bir kullanım sağladığını söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Üzeyir Bey. Ben teşekkür ederim. Bu bölümümüzde Üzeyir Bey bize iPhone 6 Plus'ı anlattı. Önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.